Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarından tekrar merhabalar. Haftanın ortasına geldiğimiz bugün çarşamba günü itibariyle baktığımız zaman 3 ana konu öne çıkmış durumda. Bir taraftan İsrail'in yoğun bombardımanı ve Filistin'e uyguladığı o şiddet devam ediyor. Gökten adeta Gazze'ye bomba yağıyor, devam ediyor diyebiliriz. Ve ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yine bakıldığı zaman dün başlayan paralel yapıya yönelik operasyon gündemin öne çıkan başlıkları. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş canlı yayın konuğumuz, sıcak gelişmeleri ve gündemi konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar da diyorum ve bugün Kadir Gecesi öyle gösteriyor, öyle söyleniyor. Onu da tebrik ediyorum programımızın öncesinde Sayın Bey. Ben de bütün vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi'nden hakkıyla istifade edenlerden oluruz. Evet. Ramazan'ın bereketine ulaşanlardan oluruz. Ramazan'ın şefaatine, Ramazan'da inzal buyurulan Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ulaşanlardan oluruz. Amin diyoruz. Amin diyoruz. Efendim madem Kadir Gecesi'yle başladık, öyle olunca akla hemen Filistin geldi, yani Gazze geldi. Ben aslında bu paralel yapıya yönelik operasyonla başlamak istiyordum ama şunu sormak istiyorum efendim. Yani savaşta bile birçok kurala riayet edilir. Birçok kuralları vardır savaşın, yapılacak ve yapılmayacaklar. Şimdi Ramazan ayı içerisinde 650'ye çıktı. Hani İsrail'in bu mübarek ayı da saymaması, yok kabul etmesiyle bu yoğun bombardımana devam etmesini görüyoruz. Bir de efendim 650'ye ulaştı. 3000'in üzerinde yaralı var. Ya alıştık mı? Yeteri kadar tepki göstermiyor muyuz? Nasıl bakalım bugün? Yani maalesef bir kere bütün dünya bu konuda neredeyse sessiz. Yani rejimler itibariyle, yönetimler itibariyle söylüyorum. Gerçekten böylesine bu bir alışılmışın ötesinde gerçekten bir insanlık ayıbı. Sadece İsrail orada yaptığı operasyonlar dolayısıyla bir sınava tabi tutulmuyor. Evet. Aslında bütün ülkeler, Batı ülkeleri de, dünyanın diğer ülkeleri de, İslam coğrafyasındaki ülkeler de, bütün ülkeler tek tek sınava tabi tutuluyor. Toplumuna baktığınız zaman da maalesef büyük çoğunu da sınıfta kalıyor. Yani bu aslında bu saldırganlık bildiğiniz gibi İsrail'in artık bir devlet politikası. Ta 1948'den bu yana, Deir Yasin katliamından bu yana sürekli bu katliamları yapmaya devam ediyorlar. 1967 Arap-İsrail savaşlarından bu yana da sadece sahadaki üstünlüğü değil, onun üstüne diplomatik üstünlüğü ve dünyada propaganda üstünlüğünü de ele alarak evet. İsrail istediği her şeyi dikte ettiren bir pozisyonda. Ayrıca bir büyük avantajı da var. Yani şimdiye kadar yüzün üstünde İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen bu uygulanmıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hangi karar olursa olsun bunu veto ediyor. Hatta Batı ülkeleri de şemsiyesi. Şemsiyesi. Bu son olayda da bunu gördük. Evet. Yani hem Batı ülkelerinin önemli bir kısmından, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden çok ciddi şekilde destek anlamına gelecek olan sözler geldi. Dolayısıyla böyle olunca İsrail'de eli rahat, hele son zamanlardaki hem dünya sisteminin yapısı, işte Ukrayna krizini bile çözemeyen bir dünya sistemi var. Niye böyle oldu Sayın Kurtulmuş? Yani bakıldığı zaman adım atmayan, olayları seyreden, IŞİD'de de gördük. Herkes şunu bekledi aslında. Amerika gelecek 24 saat içerisinde IŞİD'i dümdüz edecek. Irak'ı, oraları tekrar. Çünkü çok büyük para harcadı, büyük emek verdi. Bir anda yıkıldı. Hani kağıttan kaplanmış sözü belki de bunun için de söylendi. Yani niye böyle oldu, bu noktaya gelindi? Ve bu kadar olay olurken Ban Ki-moon şunu söylüyor. Burada hani 650 tane kişi katledilmiş, öldürülmüş. Suçlu İsrail değil, suçlu Hamas'tır, suçlu Filistin'dir. Yine buna keza Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, John Kerry. Yani hani bir şey doğru ama buna biz efendim kırmızıya mavi diyemeyiz veya kırmızı kırmızıdır. Nasıl oluyor? Şimdi bu tabii söylediğim gibi yani bu İsrail'in propaganda gücü ve dünyayı etkileme yeteneğinden kaynaklanıyor. Ve zaten İsrail böylesine bir desteği arkasına almamış olsa bu saldırıları yapamaz. Doğrudan doğruya bu saldırıların arkasında demek ki sadece İsrail'de o silahları ateşleme emrini verenler değil, İsrail'e bu desteği verenlerin de suçlu olduğunu görmemiz lazım. Hı hı. Dediğiniz doğru. Böylesine bir yapı var. Ama çok şükür özellikle bu son saldırıda gördüğümüz bir şey var. Mesela Washington'da binlerce insan yürüyor. Londra'da binlerce insan yürüyor. Dün Atina'da. Atina'da evet. insanlar yürüyor. Latin Amerika'da insanlar yürüyor. Yani ülkeleri ne yaparsa yapsın, o ülkelerin evet. yönetimleri ne yaparsa yapsın, halkların büyük bir çoğunluğu, hatta Yahudi halkının içerisinde de, yani hem İsrail'deki Yahudiler bakımından söylüyorum, hem dünyadaki Yahudiler bakımından söylüyorum. Artık bu meselenin Yahudi camiası içinde katlanılamaz bir durum olduğunu gören
ve bir an evvel bir barış sağlanmasını isteyen gruplar var. İslam içerisinde de bu gruplar seslerini yükseltiyorlar. Dolayısıyla gerçekten ortada çok son derece vahim bir durum var. Dünyanın bu şartları, Birleşmiş Milletler'in şartları, özellikle İslam coğrafyası ve Orta Doğu'nun bu bölünmüş hali, işte Suriye'nin meselesi, Irak meselesi, bir Sünni-Şii geriliminin fevkalade had safhaya yükselmiş olması, Arap Baharı ile birlikte başlayan sürecin yarım kalması, bütün bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman, bir de İslam coğrafyasındaki siyasi irade zaafını ortaya koyduğunuz zaman, bu İsrail için bulunmaz bir fırsat oluşturuyor. İslam ülkelerini soracağım ama ondan önce bir şey sormama izin verir misiniz? Efendim, şimdi bakıldığı zaman Türkiye'den yükselen ses, işte o 95-2000 arasında olanlar, hani yine bu katliamlar devam ederken Türkiye sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan cılız bir açıklamayla olayı kınar bitirirdi. Şimdi sözünü, sesini, tonunu her geçen dakika, her geçen gün birazcık daha yükselten bir başbakan, bir Türkiye, sizler, hani Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in Büyükelçiliğini basmaya giden milletvekilleri. Şimdi bunlar İsrail'in, herhalde her yapılan hareket İsrail'e 3 günlük yaz. Bütün bunlar, Türkiye'den yükselen bu ses, dünyada cılız olan sesleri kuvvetlendirdi dememiz mümkün mü? Türkiye uluslararası kamuoyunu organize eden ülke konumuna mı geldi? Bir de bu süreçte Türkiye barış masasından dışlandığı ifade ediliyor. Böyle bir şey istese bile mümkün müdür? Hayır, şimdi bir kere Türkiye'nin pozisyonu itibariyle, hem Orta Doğu'daki şu andaki reel pozisyonu itibariyle, hem tarihten getirmiş olduğu birikimi itibariyle, biz Filistin meselesine, biz Kudüs meselesine asla bilgiyane kalamayız, yabancı kalamayız. Asla vurdum duymazlık yapamayız. Bu Türkiye'nin varoluş sebebidir. Sayın Başbakanımız dünkü toplantıda söylediği çok önemli bir söz var. Bu sadece Filistin'i koruma, sadece Gazze'yi koruma davası değil, bu mesele Türkiye'nin istiklali meselesidir dedi. Fevkalade önemli bir meseledir. Çok ağır bir laftır. Onun açılımını biraz şey yapabilir misin? Nedir efendim Türkiye'nin istiklali meselesi? Şunu kastediyoruz. Yani dünyada bir el maalesef hem İslam dünyasını parçalıyor. Bakın, hatırlar mısınız 11 Eylül olaylarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin işte efsanevi Dışişleri Bakanı Sayın Kissinger şunu söylemişti. Bu Müslümanlarla Hristiyanlar arasında bir savaş değil. Bu İslam'ın iç savaşıdır demişti. Evet. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanlarından Bayan Rice aynen şunları söyledi. Hatta zannediyorum Ankara'da da söyledi bu lafı. Bundan sonraki süreçte bu bölgede 22 tane yeni ülkenin kurulması mümkündür dedi. Evet. Muhtemeldir dedi. Evet. Şimdi ortada bir plan var. İslam coğrafyasının tam bir asır evvel ortaya konulan bir bölünme senaryosu var. Aynı oyun bir asır sonra karbon kağıdıyla kopya çekmiş gibi tekrarlanmaya çalışılıyor. Doğru. Koskoca Osmanlı Cihan Devleti 10 yıl içerisinde Balkan Savaşları, Yemen Savaşları, Medine ayaklanması, bir sürü iç karışıklıklarla 10 yıl içerisinde gümbür gümbür cephelerin hepsini de kaybederek maalesef Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Şimdi aynı şeyi bir asır sonra oluşturmaya çalışıyorlar. O zaman etnik kavga üzerinden, işte Balkanlarda sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Türksün, sen Makedonsun diyerek insanları böldüler. Yükselen milliyetçilik. Sen Arapsın diyerek Arap coğrafyasında bir takım, işte mesela meşhur Lawrence of Arabia, Arabistan'ın Lawrence'ı, buralarda fellik attılar ve buraları ciddi bir şekilde etnik ayrışmanın içerisine sokmaya çalıştılar. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar. İslam coğrafyasında hem etnik ayrımı parçalanmış yapıyı daha da parçalı hale getirmek midir? Mesela bunu kastet. Bu İsrail'in güvenliği için önemli midir? Bu İsrail'in güvenliği için hayatidir. Onun da ötesinde İsrail'in karşısında bir diplomatik blok oluşturulamaması için İslam coğrafyasının iç tartışmalarında artması lazım. Filmi şöyle biraz başa alın. O eski Soğuk Savaş döneminde bir tarafta Rusya ve onun etrafındaki Arap ülkeleri vardı. Bir tarafta Amerika ve onun etrafındaki Arap ülkeleri vardı. Siyasi farklılıkları ne olursa olsun, bu Arap ülkeleri, mesela Irak'la Ürdün siyasi olarak birbirine taban tabana zıttı. Mısır'la Irak birbirine taban tabana Suriye zıttı. Suriye ile Irak. Suriye zıttı. Evet. Ama sonuçta Filistin meselesi mevzubahis olunca bütün İslam coğrafyası birleşir. Doğru. Kim ne tarafta olursa olsun birleşmek zorundaydı. Çünkü hani nasıl bir zamanlar bizim iç politikamızda Kıbrıs meselesi bütün partilerin farklılıklarına rağmen ortak meselesi ise, Kudüs davası da bütün Müslüman milletlerin, Müslüman devletlerin ortak davası. Efendim burada... Şimdi geldiğiniz zaman burada maalesef en önemli şeylerden birisi, Kudüs gibi hayati ve ortak bir konuda dahi İslam coğrafyası bir araya gelemiyor. İslam coğrafyası dediniz. Bunun için diyoruz ki hakikaten bu bir istiklal meselesidir. Sadece Filistin meselesi değildir. Bu toprakların daha fazla bölünmesi, parçalanması meselesidir.
ta 90'lardan beri Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, şimdi Doğu Avrupa, Ukrayna'yı falan alırsanız bütün bu coğrafyadaki karışıklıklara rağmen Allah'a çok şükür istikrarını koruyabilmiş olan tek ülke Türkiye'dir. Evet. Türkiye siyasi istikrarını koruyabilmiş, bütünlüğünü koruyabilmiş bir ülkedir. Bu anlamda da özellikle son iki yılda siyasi ve iktisadi istikrarı birlikte yaşamış olan bir ülkedir. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Kuzeye bakıyoruz Ukrayna, iç savaş. Batımıza bakıyoruz Yunanistan, ekonomik kriz. Suriye ve İran durumu ortada. İran'la zaten dünyadan kopuk bir vaziyette. Ermenistan ve o sırada da her taraf baktığınız zaman yangın yeri. Kimi ekonomik olarak, kimi iç savaş. Efendim İslam ülkeleri dediniz. Burada tabii ben size soracağım soru şu. İran'ın bu konuya hiç girmemesi çok gerçekten dikkat çekici. Bunu sormak istiyorum. Ve Arap Ligi veya Arap ülkeleri denildiği zaman, yani hani bu Türkiye'nin gösterdiği tepkinin onda birini de geçtik de %1'ini gösteremezler miydi? Yani Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplanıyor. Yalandan, hani o bizim 95 ile 2000 yılları arasında olduğu gibi İsrail'in katliamını kınayan bir açıklama. Çok diplomatik bir açıklama. Tarafları sükunete davet ediyoruz diyor. Mesela bu çok komik değil mi efendim? Biz 2014 yılına gelmişiz. Bana komik geliyor ama size nasıl geliyor bilmiyorum. Şimdi bu komik olmanın ötesinde ilkesizlik. Yani zalime zulmediyorsun demeyeceğiz mi? Ya da haksızlık yapan haksızlık yapıyorsun demeyeceğiz mi? Dünya sisteminin çivisinin çıktığı nokta da burası zaten. Yani maalesef kim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya sistemi gücü esas almıştır. Haklı olma prensibini ise tamamıyla kaldırmıştır. Yani siz haklısınız ya da değilsiniz. Uluslararası ilişkilerde bunun hiçbir önemi yok. Öyle bir noktaya geldi ki kimin gücü varsa ya da kim güçlüye arkasını yaslıyorsa, dayıyorsa onun dediği zaten oluyor. Yani Suriye'de bunu görüyoruz. İşte Esad istediğini yapıyor. Birleşmiş Milletler'de veto sahibi bir ülke var arkasında. Evet. İsrail istediğini yapıyor. Arkasında veto sahibi bir Amerika var. Birleşmiş Milletler adım atamıyor manasında. Adım atamıyor. Şimdi dolayısıyla burada hiç olmazsa diğer uluslararası kuruluşların devreye girmesi lazım. İşte Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, Arap Birliği'nin vesaire bütün bunların devreye girmesi lazım. D8'lerin. Şimdi bütün bunların hepsinin ortaya çıkıp bir şeyler söylemesi lazım. Ama maalesef baktığınız zaman yani üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi ve herkes bizim o meşhur sarı koyun hikayesi var ya, kurt suyun başına geçmiş, evet. Sen benim suyumu bulandırıyorsun diye kendisinden aşağıda olanları yemeye yutmaya başlıyor. Hiçbir şekilde suyunu bulandırması mümkün değil. Şimdi İslam coğrafyası da böyle bir algı içerisinde. Ama kusura bakmayın, bir de ortadaki gerçek var. Bu bir haktır, adalettir, insaftır, vicdandır. Bunu dile getirebilmemiz lazım. Nasıl durdurabilirsek. Tabii burada en önemli meselenin de tekrarını ifade ediyorum. 67'den bu yana İsrail'in karşısında bir diplomatik blok çıkmıyor. Evet. Bu bloğu oluşturabiliriz. Türkiye olarak bizim gayretimiz de bu. Bu bloğu yani, sesi İsrail'e karşı. Tabii. İlla Müslüman ülkeler değil. Herkes. Tamam. Yani Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i kim haktan, adaletten, vicdandan yana davranmak istiyorsa burada en azından dur denilebilecek. Çünkü bakın Batuhan Bey, bütün bu dünya ülkelerinin şu anda İsrail karşısında sessiz kalanların unuttukları bir şey var. Dünya barışının nirengi noktası Orta Doğu'dur. Evet. Orta Doğu barışının kilidi de Filistin meselesidir. Yani Filistin'de adil, kalıcı bir çözüm bulunamadığı sürece asla ve asla dünya barışı olmayacaktır. Bu eşyanın tabiatı gereği. Realitenin ortaya koyduğu şey bu, manzara bu. Yani dolayısıyla İsrail'in dahi bir an evvel, zaten İsrail içinde de bunu isteyenler var. Bu söylediğim İsrail'in içinde de düşünenler var. Bir an evvel burada kalıcı, adil bir barışın sağlanması. Yani başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin, tam manasıyla özgür bir Filistin devletinin oluşmasının Orta Doğu barışı için kaçınılmaz olduğunu düşünenler var. Bu bloğun oluşturulması noktasında İsrail'e karşı, İsrail'in sıkıştırılması, bölgeye barış getirilmesi, Türkiye bunu istiyor ve bunun için en azından Orta Doğu politikasının mihenk taşı veya ana paradigması bu mu oldu Sayın Kurtulmuş? Yani Filistin meselesi bağlamında bakarsanız böyle. Yani Filistin tam manasıyla özgür bir Filistin devleti, bütün fonksiyonlarıyla işleyen bir Filistin devleti kurulması Orta Doğu barışı için önemlidir. Dünya barışı için önemlidir. Bunun için de biliyorsunuz başından itibaren mesela İsrail'in çok rahatsız olduğu hususlardan birisi Filistin'deki iç barışın sağlanmasıdır. Evet.
El Fethi ile Hamas arasında... El Fethi dün akşam bir açıklama yaptı. Kanımızın son damlasına kadar İsrail'le savaşacağız. Bu çok dikkat çekiciydi. İlk kez bu kadar sesini yükseltti ve El Fethi, yani Hamas hep konuşur dedi. El Fethi dün dedi ki kanımızın son damlasına kadar İsrail'le savaşacağız. Bu ne manaya geliyor? Şimdi şunu görüyorlar. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Yani İsrail sadece canım sıkıldı. Şurada Hamaslıları biraz terbiye edin. Geçmiş dönemde El Fethi'lileri biraz terbiye edin diye bu operasyonları yapmıyor. Bu operasyonun arkasındaki temel mesele gerçekten Orta Doğu'da nasıl biz Filistin davasını önemli bir mesele olarak görüyorsak, evet, maalesef bugünkü İsrail rejimi, İsrail hükümeti Filistin'in elinden gelse şu andaki kağıt üzerindeki Filistin devletinin bile yok olmasını istiyor. Ortadan kalkmasını istiyor. Dolayısıyla burada kendisine bir zemin hazırlamak istiyor. Bunun için de Filistin mukavemetini, Filistin direncini ortadan kaldırmaya, zayıflatmaya çalışıyor. El Fethi de bunu görüyor. Çünkü bizden daha çok işin içerisinde yaşıyorlar. Görüyor derken görmeye mi başladı? Bugüne kadar görmediği için söylüyorum o eleştiri manasında. En azından gelinen nokta itibariyle görmeye başlaması, Türkiye'nin bakış açısı açısından da veya girişimlerinin nihayeti bulduğunu söylüyor. Türkiye'nin etkisi oldu. Türkiye'nin bu El Fethi Hamas birleşmesinde etkisi oldu. Birlik hükümetinin kurulmasında fevkalade ciddi bir etkisi oldu. Ama daha önemlisi Filistin halkının etkisi oldu. Evet. Yani Filistin halkı zaten bir avuç insan. Evet. Zaten son derece zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyorlar. Doğru. Zaten Batı Şeria ve Gazze dediğiniz yerler sanki böyle bunlar çok müstakil, çok efendim önemli ayakta durabilen bölgelermiş gibi kağıt üzerinde böyle anlaşılıyor. Ama zaten Gazze dediğiniz bölgenin bütün etrafı çevrilmiş. Gazze bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş. Filistin'in Batı Şeria'daki yerleri ise onlar da daha beter, daha vahim bir durumda açık hapishaneye dönüştürülmüş. Her köyün, her şehrin, her kasabanın etrafı terör örgütlerle çevrilmiş. Gidilen yollar bile farklı. İsrail kontrol noktalarını geçemeden insanlar doğru dürüst işlerine gidemiyor, kendi tarlalarına, ekinlerine bakmaya gidemiyor. Şimdi böyle bir ortamı yıllardır yaşayan ve giderek şartları ağırlaşan bir Filistin halkı var. Bütün dünyada izliyor, seyrediyor. Ama Filistin halkının şöyle bir avantajı var. Bütün Arap dünyasıyla, İslam dünyasıyla kıyasladığınız zaman hakikaten çok nitelikli bir halk. Son derece ciddi bir şekilde okumuş insanlar eğitimli. Var. Eğitimli insanları var. Dünyayı tanıyorlar. Çok dar bir alanda sıkışmış kalmış olmalarına Londra'da, bütün dünyada Londra'da bizim Westminster Üniversitesi'ndeki dönemde baktığım zaman hatırlıyorum 10 tane Filistinli arkadaşımız vardı ki o yıllarda yani evet. 94'te 93'te evet. Orada Londra'ya gelip okumuş olmaları önemliydi. Efendim bu konuyu şu soruyla tamamlamak istiyorum. Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden Başbakan'ın sert sözlerine yönelik yapılan açıklamalar kırıcı olmaya başladı Başbakan. Başbakan eleştiriliyor. Türkiye eleştiriliyor. Siz eleştiriliyorsunuz ve bu yükselen hatta Hitler, Netanyahu eşittir Hitler, yani Netanyahu Hitler'den farklı bir şey yapmıyor veya Nazi benzetmeleri başka noktaya getirildi. Bu konularda neler diyeceksiniz? Bu eleştirileri nasıl? Valla bu eleştirileri yapanları insafa davet ediyorum. Yani ortada açık, gaddarca, barbarca sürdürülen bir zulüm var. Biz burada konuşurken şu anda onlarca kişi Gazze'de bombalar altında belki öldü. Böylesine açık bir husus var. Ortada herhangi bir sebep de yok. Yani bunun yapılabilmesi için bir sebep yok. Meşru bir savaş yok yani onu kastediyorum. Gerçekten adamların topraklarını işgal etmişsiniz. Oraları zaten yerleşimcilerle doldurmuşsunuz. İşte haritalar ortada. 1967'den bu yana hatta 48'den bu yana %90'ını işgal etmişsiniz. Evet. Ve buralar benimdir demişsiniz. Biliyorsunuz yeryüzünde sınırı belli olmayan ve nüfusu belli olmayan tek ülke İsrail'dir. Evet. Nüfusu da belli değildir, sınırı da belli değildir. Evet. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Açık bir zulümle karşı karşıyayız. Bizim yapabildiğimiz ise bunu sadece... Bunu zaten bilinçli olarak yapıyor değil mi efendim? Yani genişletmek için, tabii, yani bunun için. Tabii. Yayılma. Yani hem yayılma politikası. Hem İsrail'in güvenliği, hem İsrail'e yerleşen İsraillerin getirdiklerinin güvenliği, hem de Filistinlilerin mümkünse devlet olarak hiçbir kimliğinin varlığının kalmaması... Orada da, burada esir vaziyette yaşayan bir takım Filistinli toplulukların bulunmasından evet. ibaret bir ideolojiyle karşı Doğru. karşıyayız. Şimdi bu açık zulme biz sadece yapabildiğimizde zulmediyorsunuz diyoruz. Evet. Bunu da mı demeyelim? İşte bunun söylenmesi istenmiyor herhalde. İsrail işini rahat rahat yapsın. Türkiye'de bir tek ses çıkartan ülke Türkiye. Biraz Katar, biraz Cezayir hani onları da katacak. Herkes terbiye edilmiş, herkes hizaya sokulmuşken evet. Türkiye hizaya sokulamadı. Esas bu mudur sıkıntı, efendim? Esas sıkıntı bu. Yani şimdi bakıyorsunuz Mursi yönetiminin niçin
indirilmiş olduğunu. Niçin Suriye'de bu iç karışıklıkların böylesine vahim bir noktaya getirildiğini. Efendim niçin Lübnan'da Sünni Şii geriliminin oluşturulduğunu. Şimdi bakar mısınız siz kendinizi İsrailler yerine koyun. Etrafınızda işte Irak, büyük bir Irak devleti vardı. Şimdi parçalanmış bir Irak var. İradesi tamamen bölünmüş bir Irak var. Şimdi bu coğrafyada elinizi ovuşturuyorsunuz ama ne güzel diyorsunuz. Bunların bir iradesi kalmadı. Parçalandılar, dağıldılar. Kendi iç sorunlarıyla uğraşır hale geldiler. Nasıl oldu bu? Durduk yerde mi bunlar evet. oldu? Diyelim bu kadar örgütler ortaya çıktı, bu kadar efendim çatışmalar ortaya çıktı. İnsanlar yıllardır barış içinde birlikte yaşayan insanlar, hadi bizim canımız sıkıldı şimdi iç savaşa mı tutuşalım dediler. Çok doğru. Yani ya da işte şunu çok net söylüyoruz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir darbe büyük güçlerin desteği olmadan yapılamaz. Yapılamaz. Şimdi Mısır'daki Sisi darbesinin kendiliğinden askerler ya bu iş böyle kötüye gidiyor, gidelim biz el koyalım dediğini mi zannediyorsunuz? Evet. Geçmiş dönemde biz de yaşadık. 12 Eylül'de askerlerin canı sıkıldı. Onun için mi ihtilal yaptığını zannediyor? Hatta çok ilginç. Batı'nın ileri Batı demokrasi olarak Türkiye'de bizim konuştuğumuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır'da olanlara darbe sözünü tırnak içerisinde söyleyememesi çok ilginçti. Efendim dün işte onun için burada yani bütün operasyon şartlar yani sanki İsrail'in elini daha rahatlatacak, önünü açacak bir noktaya getirildi. Bütün bunlar İsrail'in güvenliği için yapıldığı çok net. Rahat görülüyor. Ama bakıyorsunuz burada hizaya sokamadıkları bir Türkiye var. Planlarını uygulayamadıkları bir Türkiye var. Sokabilecekler mi Türkiye'yi? 17 Aralık, 25 Aralık, efendim ondan sonraki gezi meseleleri... Tekrar dönülüyor Türkiye mi? MİT'lerine yapılan operasyonlar, Dışişleri Bakanlığı dinlenmesi... Bütün bunların hepsi de laf olsun, beri gelsin diye yapılmış işler değil. Bütün bunların hepsi de Türkiye'nin bu istikamette gitmesini önlemek için yapılmış olan işlerdi. Allah'a çok şükür güçleri yetmedi. Efendim şu çok önemli. İki gündür özellikle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde döndürülmeye başlandı ama biz dün bunu Sayın Enerji Bakanımızla da konuştuk. Sayın Enerji Bakanına da sorduk. Bu özellikle jet yakıtını Türkiye'den İsrail'e gönderilmesi, hani siz burada sesinizi yükseltiyorsunuz ama alttan alta İsrail'e hem ticareti 3 katına çıkartıyorsunuz hem de İsrail Gazze'nin bombalayan uçaklara jet yakıtı satıyorsunuz. Şimdi bakıldığı zaman TÜİK verilerinde 130 ton diyor. Bize söylendi ki bu jet yakıtı İsrail Türkiye'ye gelen sivil uçakların, İsrail yolcu uçaklarının, İsrail hava yolları uçaklarına yakıt ikmali karşılığında alınan mal, oraya verilen yiyecek içecek de ihracat kalemi olarak yazılıyor. O uçaklara verilen işte yakıt da jet yakıtı olarak böyle midir gerçekten siz veriyor musunuz? Böyledir. Enerji Bakanımız da konunun sahibi olarak bu açıklamayı defaatle yaptı. Ama maalesef bazıları çok haksız bir şekilde buradan yüklenmeye çalışıyorlar. Bu tamamen sivil uçakların ikmalleriyle ilgili bir meseledir. Bunun dışında askeri uçaklarla ilgili en ufak bir mesele yok. Zaten efendim 130 ton olarak bakıldığı zaman hani ben oradaki TÜİK istatistiklerinden de baktım. 130 ton yani şey çok çok büyük bir şey değil, oran değil herhalde değil mi? Tabii. Yani bunu çok net bir şey. Bu ticaret hacminin artmasına ne diyeceksiniz? Hani İsrail'le biz ticaret hacmimiz büyüyor, yükseliyor. Bunu sevinelim mi, üzülelim mi? Hani bu gelinen nokta itibariyle buna yönelik eleştiriler de olduğu için sormak istiyorum bu soruyu da. Şimdi buradaki mesele şimdi İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler Mavi Marmara'dan sonra fevkalade ciddi şekilde gerildi. Kopma noktasına geldi. Türkiye yine orada çok net bir tavrı ortaya koydu. Bugün Gazze'de yapılan neyse dün Mavi Marmara'ya karşı yapılan oydu. Ve dendi ki biz 3 tane temel mesele ortaya çıkmadan, bunları İsrail karşılamadan normalleşme sürecine girmeyiz. Evet. Bunlardan bir tanesi özür dilemeydi. Bir tanesi şehitlerimizin ailelerine tazminat ödenmesi meselesiydi. Bir diğeri de ablukanın bütünüyle sona erdirilmesiydi. Ki bunların içerisinde herhalde en önemli olan zaten Mavi Marmara'da oraya onun için gitti. Şehitler de onun için gencecik yaşlarında şehit oldular. Bu ablukanın kırılması için. Şimdi İsrail'le bu noktada görüşmeler, özür dilendi Netanyahu açık bir özür diledi. Sayın Obama'nın bulunduğu ortamda bu özrü biliyorsunuz telefonla Sayın Başbakanımıza iletti. Evet. Arkasından tazminatlar konusunda belli bir noktaya gelindi. Tam da ciddi bir şekilde efendim bu anlamda ambargonun kaldırılması meselesi gündemde bunlar görüşülürken şimdi Gazze işgali evet. ortaya çıktı. Dolayısıyla biz tabii ki Orta Doğu'da normalleşmeden yanayız. Biz Orta Doğu'da savaştan değil, Orta Doğu'da barıştan yanayız. Hakikaten biz bu bölgede bütün bölge halklarının huzur içerisinde, esenlik içerisinde yaşamasından yanayız. Bunu da yapmayı başarmış bir milletin çocuklarıyız. Evet. Bakın bugün Gazze'den, Batı Şeriat'tan, kandan, gürültüden, gözyaşından bahsettiğimiz bu coğrafyada biz
400 küsur sene hükümran olmuş bir milletiz. Osmanlı 400 sene problemsiz bu, şekilde yönetmek herhalde. Hem de öyle ki bu 400 yıl içerisinde bir tane din savaşı yok. Evet. Bir mezhep kavgası yok. Evet. Bir tane etnik çatışma yok. Ve İngilizler gelip Filistin topraklarını işgal ettikleri zaman diyorlar ki ya siz nasıl oldu da burayı bir manga askerle yıllardır, asırlardır idare ettiniz? Nasıl idare ettik? Son derece basit. İnsanlıkla idare ettik. Evet. Biz İsrail'e de onu hatırlatıyoruz. Batı'ya da onu hatırlatıyoruz. Barışı sağlamanın yolu vardır, o da insanlıktır. O kadar. Kiliselerin çan sesleriyle, ağlama duvarındaki ağlayarak ibadet eden Yahudilerle, Cuma namazından Mescid-i Aksa'dan çıkan Müslümanlar yan yana barış içinde aynı sokakta yaşadılar. Evet. Kimsenin ne camisine karışıldı, ne kilisesine karışıldı, ne havrasına karışıldı. Kimsenin ne aldığı eğitime karışıldı, ne giydiği kıyafete karışıldı, ne de konuştuğu dile karışıldı. Doğru. Bunu sağlarsanız barış olur. Ama sen babanın, atanın oturduğu evde oturmayacaksın. Rabia Nutkiye Cabir, hiç unutmuyorum, muhteşem bir Filistinli hanımefendiydi. Birkaç sene evvel gelmişti. Onun hikayesi izleyicilerimize bir kere daha aktarmak istiyorum. Dinlediğimiz zaman hakikaten ağlayarak dinlediğimiz bir hikayeydi. Bir Osmanlı hanımefendisi, 65 yaşında falandı o zamanlar. Ve dedelerinden kalma hemen Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yakınında bir evleri var. İki katlı güzel bir evleri var. Yıllardır orada oturuyorlar. Ailecek oturmuşlar. İsrailler geliyorlar, diyorlar ki burayı biz kamulaştıracağız. Hiçbir gerekçe göstermedi. Kadın diyor ki hayır, ben burada dışarıya çıkmayacağım. Kültür Bakanları geliyor. Diyor ki ya parayla satın alalım. Kaç milyon dolar istiyorsan verelim. Yok diyor, ben dedemin topraklarını, dedemin evini satmam. Bu benim için diyor hayat memat meselesidir. Geliyorlar bir gün, zorla evinden dışarıya çıkarıyorlar. Ondan sonra yine vazgeçmiyor. Evinin bahçesine çadır kuruyor. Geliyor belediye, Kudüs Belediyesi çadır için işgaliye parası alıyor. Hem de çok yüksek bir para. Unuttum şimdi, ayda 1000-2000 dolar gibi çok büyük bir para alıyor. Onu da vermeye çalışıyor. Eşi maalesef bu süreçte sinirinden kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Eşini evinden çıkartıyor, cenazesine gidiyor. Geliyorlar, çadırına dahi artık kadıncağızı oturtturmuyorlar. Şimdi bunu yapacaksınız. En basit bir şey. Gencecik çocukları öldüreceksiniz. Kundaktaki bebekleri öldüreceksiniz. Ve ondan sonra barış diyeceksiniz. Var barışın örneği var. Eğer gerçekten derdiniz barışsa, kimsenin dinine, diline, giydiği kıyafete, yaşam tarzına, hiç kimsenin hakkına, hukukuna, malına, mülküne dokunmayacaksınız. Hatırlar mısınız yine birkaç sene evvel bir kilisede papazlar şamdanlarla birbirinin kafasına vurarak kavga ettiler. Evet. Sonradan öğrendik ki o kilise vakfı, eğer kendi aramızda biz kavga edersek diye, orada ta Osmanlı zamanından beri bir Osmanlı aileye, bir Müslüman aileye, Arap aileye kilise vakfının hakemlik görevini vermişler. Ve o kavgadan sonra getirip anahtarı yine o ailenin evlatlarına teslim ettiler. Evet. Şimdi bunlar hikaye değil. Bunlar tarihte yaşanmış, bugün de yaşanır. Yeter ki üstün ırk olduğunuz fikrinden vazgeçin. Yeter ki bu Orta Doğu'da birlikte barış içinde yaşanabilmenin mümkün olduğunu düşünün. Yeter ki herkesin Hazreti İnsan olduğunu görün. Kim olursa olsun, yaratılışta herkesin eşit olduğunu görün. Şimdi böyle bir şey olursa, siyaseten de bütün dünya bunu zorlarsa Orta Doğu'da barış olur. Dolayısıyla Türkiye'nin de yapmak istediği uluslararası... Bizim yapmak istediğimiz bu. Efendim, Obama ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Obama'nın ikinci dönemi ama çok pasif kalması, eleştirilmesi, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kendisini kilitlemeye yönlendirilmesi, hiçbir şeye karışmaması, hatta Pentagon'dan kendisine yönelik sözler, sen ne yapıyorsun, biz tamam çekilelim ama Amerika'nın artık esamesi okunmuyor. Bu eleştiriler... Şimdi Obama ile Amerika'daki etkin, evet, Obama'nın Amerika için seçilmesi Amerika için çok önemliydi. Yani birkaç temel noktada önemliydi ama Amerika'nın o derin Amerika ile Obama arasında ciddi fikri çatlaklar ortaya çıktı. Yani işte zenci başkan geldi değildir yani. Değil, mesele sadece. Üç tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde neokonların ve onlara bağlı olarak İsrail lobisinin etkisini önemli oranda Sayın Obama kırdı. İkincisi, Obama özellikle ilk döneminin sonundan itibaren başlayarak şimdi de uygulamaya çalışıyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dünya jandarması, Orta Doğu jandarması olması fikrinden vazgeçiyor. Özellikle Orta Doğu'da silahlı olarak varlığını tutmak yerine buradan çekilmeyi düşünüyor. Zaten söyledi, ordunun miktarını azaltacak, Irak'tan çekilmesi, Afganistan'ın çekilme takvimi vesaire, bütün bunları koyduğunuz zaman savaştan yana olan, dünyada işte Amerika'nın bir jandarmalığa soyunmasından yana olan o derin Amerika ile ciddi bir ihtilaf ortaya çıkıyor.
kendisi açısından önemli bir şey yapıyor aslında. Amerika'nın geleceği açısından da önemli bir şey yapıyor. Yani buradaki askeri varlığından çıkarak aslında kendisi için gelecekte çok büyük bir rakip olarak gördüğü Çin Halk